Şimdiki durağımız Agropark hayvan makineleri. Yanımızda teknik müdürümüz Tuğrul Gül bizlerle birlikte. Tuğrul Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz bizim standımıza. Agropark olarak 2004'ten beri yaptığımız hayvancılık makineleri olarak başlıca işimiz yem karma makinesi olarak 3. oldu yerimizi aldık. Yenileşen makinelerimizle çiftçilerimizi, müşterilerimizi her daim memnun etme yolundayız. Buraya ziyarete gelen çiftçilerimiz, müşterilerimiz makinelerimizi alarak daha önce kullanmış olanlar ya da yeni makine sahibi olmak isteyen müşterilerimiz makinelerimizi inceleyerek daha iyi yani iyileşmesini, daha farklı özellikleri istediklerini bize belirterek makinelerimizi gün geçtikçe geliştiriyoruz. Şu anki fuarımızın en rağbet gören makinesi raylı yem karma makinemizdir. Evet, şu an arkamda bulunan değerli izleyiciler arada bir bizleri de ziyaret ediyor, bizlere de yaklaşıyor. Biraz anlatabilir miyiz bu rağbet gören makineyi? Şu anki müşterilerimizin yeni hayvancılık projeleri yapanlar, yeni çiftçiliğe başlayanlar ya da daimi çiftçilik yapan müşterilerimiz bu makineyi kullandığı zaman yakıt sarfiyatı olsun, operatörlük olsun, yani şoförlük bir gereksinim bulundurmadan, yani küçük bir eğitim almadan bile yani makinemizi kullanabiliyor. Makine kendiliğinden yemini karıyor ve istediği bir şekilde de dağıtımı yaparak geliyor. Hem dağıtması olsun. Hem raylı de, bir sistem üstünde mi gerçekleşiyor? Aynen, raylı bir sistem üzerinde kendiliğinden gidip geliyor. Üzerinde otomasyon panosu var. Sağa sola kayar koltuklarıyla beraber hayvanların üzerine ne kadar dökeceğini de ayarlanıyor. Ve işi bittikten sonra da yem yerine geçiyor, orada yüklenmesini bekliyor. Yani an, bize iş bırakmadan kendi kendine aslında bizim yapacağımız işi bu makine yapabiliyor mu? Tabii ki. O yüzden bütün yani şu fuarı gezen ziyaretçilerimizin en çok rağbet gören makinelerimizden biri raylı yem karma makinesi. Ve şu an müşterilerimiz eğer raylı yem karma makinesini tercih etmese de ikinci makinemiz olan hem elektrikli hem traktörlü 12 metreküp 14-16 traktörlü yem karma makinemizi kullanıyorlar. Bu makine traktörle istenildiği yere hareket edebiliyor ve karışım yapmak için de elektriğe takıp karışımını yapıyor. Dağıtımı traktörle yaptığı için yakıt sarfiyatı çok az oluyor. Biz gün geçtikçe bu makineleri yenilikleyerek müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gün geçtikçe daha da böyle iyi yerlere getirmeye çabalıyoruz. Şu anki en çok rağbet gören iki makinemiz yem karma makinesi, elektrikli traktörle 12 metreküp 14-16 ve 8-10-12-14-16 metreküp raylı yem karma makinemiz. Yani şu anda her işletmeye göre makinalarımız mevcut standımızda. Şimdi ben baktığımda standımızda farklı farklı yem karma makinalarından ziyade farklı farklı ürünleri de görebiliyoruz. Bu ürün çeşitliliğinden şöyle kabaca bahsedebilir Tabii miyiz? Tabii ki. Bu ürün çeşitliliği bizim başlıca işimiz yem karma makinesi. İkinci işimiz yem kırma, ezme, katı gübre dağıtma makinesi. Çiftliklerdeki demirbaş makineleri şu an bizim standımızda mevcuttur. Bir çiftlikte bu makineler olmazsa olmaz. Gübre yönetimi, yem karma, yem dağıtma bunlar bir çiftlikte işçiliği azaltan, maliyeti azaltan, yakıt sarfiyatını azaltan yem karma makineleri. Şimdi ilk başta hayvancılık yapan müşterilerimiz yem karma makinesi aldığı zaman ve yem karma makinesi almadan önceki halini kıyasladığı zaman aşırı bir şekilde maliyet farklılıkları var. Hem hayvan olsun, hayvanın yemi, sütü, hayvanın beslenmesi, düzenli olarak bakımı neyi, her şeyi yem karma makinesi olduktan sonra daha başka bir yere gidiyor. Evet, yani karşılığı bizlere yüksek verim ve düşük maliyet, olarak yansıyor. Tabii ki. Şu an diğer makinelerimiz olan küçük işletmeler için 4 metreküp şartlı yem karma makinemiz ve önünde yakıt sarfiyatını azaltmak için elektrik motor sehpası. Bu tercih eden müşterilerimiz var. Sadece küçük işletmeler olup 15-20 hayvan için 2 metreküp, 3 metreküp sabit makinelerimiz mevcut. Ve orta işletmeciler için de 6 metreküp, 8 metreküp makinelerimiz mevcuttur yani. Her işletmeye göre ürünler mevcut. Tabii ki standımızı gezerek bizden daha da detaylı bilgi alarak makine tercihinde bulunabilirler, makine seçiminde bulunabilirler. Ama yeni çiftlik kuran, yeni işletmelere başlayanlar ya da daimi işletmecilik yapan kişiler bizim fuarda standımızı ziyaret ettiği zaman raylı yem karma makinesi ve elektrikli traktörlü makinelerimizi gördüğü zaman daha tercihleri daha da değişecek yani. Tabii ki fuarlar da aslında bunlar için çok önemli. Gelen ziyaretçilerimizin, üreticilerimizin yenilikçi ürünleri, tarımın aslında geleceğini burada görebiliyorlar. Bir nevi burada şahit olabiliyorlar. Gerekli bilgileri sizlerden alabiliyorlar. Yenilikleri görebiliyorlar. Ve dahi bunlarca gibi birçok faydasını görebiliyorlar. Bu yüzden biraz fuar değerlendirelim istiyorum sizlerle birlikte. Nasıl
Fuarın ikinci günündeyiz. Nasıl geçiyor sizler fuarımız, için fuar? Müşterilerimiz geldiği zaman görüyoruz. Talep bayağı iyi. Fuarımızı çok iyi, olumlu yönde bir dönüş gördük yani. Gelen müşterilerimiz ya da yeni bizi tanıyan müşterilerimiz geliyor. Fuarımız şu anda bizim için çok iyi seviyede. Ziyaretlerimiz iyi. Müşterilerimiz bilgi alıyor. Kafasına takılan soruları soruyor. Bilgi alışverişi oluyor. Ve bu bilgi alışverişleri sayesinde makinelerimizde değişiklikler yapıyoruz. Yani fuarımız bizim şu an için, yani ikinci gün için gayet iyi durumda. Evet, ziyaretçiler için dediğim gibi yenilikleri görme, sizler için de aslında o üreticilerin ihtiyaçlarını görme noktasında tam bir buluşma noktası fuarlarımız. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Tuğrul Rica Bey. Rica ederim, ne demek. Bereketli güzel bir fuar geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız, sağlıcakla kalınız. Değerli izleyiciler, Ünlü Ziraat Aletleri sponsorluğunda stand ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Köy TV izlemeye devam edin.